Arkadaşlar, ormanda gördüğünüz şu trolü çevirir misin Çule'cim? Bunu bardağa çizeceğim arkadaşlar. Hem de uzun bir uğraş sonrası. Şaka yapmıyorum. Gövde kısmını çizmek çok zor olacak. Ama benim işim zor olanı başarmak. Biliyorsunuz karton bardak çizerek dünyayı geziyorum. Bu da zor bir mesele. Ama başarıyoruz. Trolün yakınındayım şu an. İnceliyorum. Çizeceğim için. Şu kısım zor çizilecek. Onu biliyorum. Onun dışındakiler kolay. Oturmuş bir troll. Ama çizmesi zor. Böyle yüksek bir yere yapılmış. Arkası da böyle. Buradan kaymamak için gösteriyorum. Çok güzel bir yapı. I still climb the 14ers, but I need oxygen at night. That's true. Arkadaşlar, trolün bulunduğu yere tekrar geldik. Daha öncesinde fotoğrafını çektim çizmek için. Şimdi çizimi çekeceğim. Onun için buradayım. Bardağı hazırladım. Ne kadar sürdü şöyle bu? Yani ya 2 günde yaptım işte. Ama ya 10 saat denilebilir bunun içinde. Şimdi çekeceğiz. Tamam. Öncekinde ayakkabıyla gelmiştim, şimdi terlikle geldim. Hala kar var. Ouç. Ya. Hey, yağdı geçen. Evet. Okay. Okay. Şöyle terlikleri de çeksene. Terliklere bak. İlk defa ayakkabıyı giymedim burada ama karlar da erimiş. O yüzden ayağım biraz ıslandı ama İki eğer. Gün kar yağdı o yüzden. Ulan eşofmanım ıslandı ya. Ama bardak güzel oldu. Düşme. Crocs'lar biraz kayıyor. Ama olsun. Evet arkadaşlar, yani bardakların çizimine nasıl karar verdiğim, işte neyi çizmem gerektiğini, sonra bu işin nasıl olduğunu falan bu videodan çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Trolü çizdim. Bence burası için çok uygun çünkü burası dağın eteğinde bir yer. Karlı bir mekan, ağaçların içinde. Colorado'yu iyi anlatan bir ne derler, figür bana göre. O yüzden troll çizimiyle burada başlamak istedim. Denver'da da bir çizim yapacağım.
Onu da sonra görürsünüz.